Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Okuyorum abiler. 246 sayfada lemalar 224. Görüyor musunuz? Bir tanesini ses verin abim. Evet. Tamam. Evet abi, gözüküyor. Evet. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde esebu bil kelfay sırrınca diye devam ediyor. Bu birinci metinimiz. Sözler 246. Alleme Ademel esma'e külleha. Hazreti Adem'in melaikelere karşı, bak, melaikelere karşı kabiliyeti hilafeti için bir mucizesi olan talim esmadır ki bir hadise cüziyedir. Neymiş böyle? Talim esma. Şöyle bir dusturi küllünün ucudur ki nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum bir ve kainatın envana muhit pek çok funun iki halikin şuunat ve efsafına şamil kesrettiği marifin talimidir ki üç. Bu üç tane sıfat insanı imtiyazlı kılmış meleklerden de. Onu işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Nevi beşere değil, yalnız melaikelere, belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübre-i hamd davasında bir rüçhanet vermiş. Üç tane sıfat meleklere kabiliyeti hilafet için imtiyaz vermiş. Yani sonra bu size ne hatırlatıyor? Bak, semavat, arz ve dağlar. Bu da emanet vermiş de kabul etmemişler ya, semavat, arz ve dağlara karşı emanet-i kübra'yı ham davasında bir rüçhanet vermiş. Ve heyet-i mecmuası ile arzın bir halife-i manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiği müsüllü. Sözlerimi de getirebilirsen. Bak arkadaşlar, iki tane metin. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, ben şimdi özetliyorum, mevzuya gireceğiz Allah'ın izniyle. Zerre kadar istifade etsek kârdır. Hele hele böyle bir dönemde artık bu korona meselesiyle, yani efkâr-ı ammede insanların zihinleri ve akılları, merakları bloke edildiği bir dönemde bu tür derse muhatap eden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Yoksa inim inim inliyor. Yani bildiğiniz gibi değil yani. Sizin bildiğiniz bana ulaşan veya ulaşmaya çalışıp da sıkıntı, yani bildiğiniz gibi değil. Öyle bir korku salınmış, sanki yeni anlaşılmış ölüm. Yani ölümden de korkmuyorlar. Bir tane öyle demişti. Demişti ki, ya bu başka bir şey ya diyor. Ölüm değil bu. Bu ölüm değil. Şimdi böyle bir dönemde bak ne derse muhatap etti. Allah'a hamd olsun. Kainatın zerratı, mürekkebatı ve itibari ve nisbi hakikatları sayısınca hamdü senalar olsun. Zerrat-ı mürekkebatiha. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın
350 milyon insanların sultanı. 2. Ruhlarının mürebbisi. 3. Akıllarının muallimi. 4. Kalplerinin mahbubu. Şimdi buradan nasıl yola çıktıysa bu iş, benim işim biraz bu, yoğunlaşmışız. Ve alleme Adem'e esma-i külleha, Hazreti Adem'e melaikele karşı kabileti ruç, hilafet için, yani insan halife-i arz, hilafet verilmiş kainatın, kainatın ve şecere-i hilkatın halifesi olmuş. Ne, niçin olmuş? Ne verilmiş de olmuş? Bir, talim-i esma verilmiş. Talim-i esma bilmiyoruz. Talim-i esma şöyle diyorduk: Osman, orada mısın abi? Ses geliyor mu? Buradayım abi. He. Ha, buradayım, buradayım abi. He. Talim-i esma kardeşim. Talim-i esmayı da inşallah bugün bir lügata da koyabilecek duruma gelmişiz galiba. Çok keyif aldım inşallah. Allah nasip edir, becerebilirsem size de sirayet ettirmeye çalışacağım. Çok keyif verdi bana bu. Ben bilmiyordum bunu. Talim-i esma şöyle biliyorduk ki öyle. Allah Esma-i Hüsna'nın cilve, cemal, nakış sanatı olarak insanı yaratmasıdır. Değil mi Osman? Yani evet, öyle biliyoruz abi. Evet. Fakat çita yükseliyor şimdi. Talim-i Esma'nın içini Allah nasip etti. İçi nedir? Evet. İçi nedir? Bu Talim-i Esma içine girmeden bir ne yapmış bize? Melaikelere karşı bir ruçaniyet vermiş. Tamam? Evet. Ondan sonra ne vermiş? Sema, unutmayın, bu 30. sözde, en ebasinde insana emanet verilmiş, sema kaldıramamış, almamış, arz alamamış, dağlar almamış. Öyle değil mi, hatırladınız? Evet. Ha. Semavat ve arz ve dağlara karşı da bu talim-i esma ile insan emaneti kübreyi ham etmiş, yani yüklenmiş. Çok tuhaftır. Hem yüklenmektir, bağışlarsanız inşallah, hem hamile kalmak yani. Çok tuhaf, onun için çok heyecanlı bir ders. Emanet-i Kübra'ya hamal gibi gözüküyor, üzerine almış gibi gözüküyor ama hamile, yani şey değil bu, ruhu, kalbi, aklı döllemiş. Yani aklı ne yapardı? Kalbi ne yapardı? Hatırladınız mı? Talim-i esma mı? Yok, insan aklını nasıl insan ona iksirlemeye, maya iksirliyordu değil mi abi? Kalbi mayalıyordu. İksir ve maya. Şimdi İnsan, benimle alakası olmayan taraf şu: Esma-i Hüsna'nın bir cilve, cemal, nakış sanatı hulasa etmiş, donmuş, Esma'nın donmuş hali insan. Tamam mı? Fakat bu talim-i Esma'nın sureti, yani Bende olup ama benim haberim bile yok. Yani bu beşeriyetle, bu istidatla donatılması. Ama talim-i esmanın 3 tane bir şeyi var. Kainatın envana muhit pek çok funun. Halik'in şuunat ve efsafına şamil kesetti marifin talimi. Ondan sonra bir tane de var. Halik'in marif, kainat. Bu 3 tane sıfatla insan hamal olmuş ama hamile, yani
onu doğuracak bir şey haline getirilmiş insan. Bunun evladıdır insan. Çok garip. Bu birincisi kabiliyeti hilafet vermiş. Meleklere ruhaniyet vermiş. İki, emanetin almasına semavat ve arz ve dağlara karşı ruhaniyet tavasını vermiş bu. Ondan sonra Kur'an'ın canlı bir haline gelmiş. Kur'an olmuş. Şimdi metin bu. Giriyorum. Şimdi benim resmime dön. Ben de onları göreyim. Kabul et onu. Bu iki parça talim-i esma. Talim de akla yapılıyor. Dersimiz akıl. İnsanı hilafete taşıyan talim-i esma, yani aklına esmaların talimi, talim ettiğin kadar halifesin. Halifeliğin şartı, halife olmanın şartı onlar sana vermiş. Seni böyle yaratmış ama olmuyor bununla. Şartı şu, akla talim-i esma edilmesi lazım. Bunu hamletmesi lazım. İnsan buna camiyet istidadı var. Şimdi talim-i esma ne yapmış? Sonra insana döneceğiz. Kainatın envana muhit pek çok funun. Gördünüz mü onu? Evet. İki. Kainatın bak şey nevi beşere birincisi o değil tövbe. Nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum. Bir daha okuyorum. Nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum. İnsanın ruhundaki istidadın yaratılması, istidat. Nevi beşere camiyeti istidat verilmiş. Yani talim-i esma ne demek? Bir, esmanın cilve, cemal, nakış sanatıyla hulasalanmış yaratıldık. İki, nevi beşere camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum verilmiş. Yani insanın cami bir istidatla yaratılmış. Üç, kainatın envana muhit pek çok fununla donatılmış. 3 4 Halik'in şunat ve efsafına şamil kesretli marifin talimidir. Şimdi bir kere daha önceki derslerde gördük. Zihin bir alıcılık değildir. Talim ederek terakki edecek durumu değil, zihnin özelliği üstü açılmasıdır. Haritadır. Varlığın vücudu haricisidir. Vücudu aynadır. Akıl ise talim olunuyor. Alma özelliği, zihin üstü açılma özelliği. Şimdi bugün sırf bunu okumayacağız. Birkaç parça okuyacağız. Biraz böyle şey gideyim. Hilafet için talim-i esma ne kadar şart ise 247. sayfadayım. Tamam. Hilafet için insan halife-i arz, halife-i kainat ve ondan sonra emaneti hamletmesi için ne şart? Talim-i esma ne kadar şart ise talim-i esma içinde de akıl o kadar şarttır. Yani insanı imtiyazlı kılan talim-i esma olduğu gibi talim-i esmanın da muhatap olabilmesi için akıl o kadar şarttır. Akılsız talim-i esma olmuyor.
bu sıfatıyla aklı Allah'a Celle Celaluhu matap ediyor insan. Yani talim-i esma olarak yaratılmışsın. Esmanın cilve cemal nakış sanatı ile donmuş bir şeysin ama bu yetmiyor arkadaşlar. Benim şeyimi geç. Bu yetmiyor. Ya nedir? Bu talim-i esmaya akıl matap olacak. Talim-i esma için de akıl şarttır. Bu ne yapar? Bu Allah'a muhatap ediyor. Allah'ın insana muallimlik yapmış arkadaşlar. Alleme Ademel esma. Yani Allah öğretmenlik yapmış. Tabiri beşeriyetle. Yani Allah'ın insana yapmış olduğu ilk muamele, donatılmak dışında muamele, Allah öğretmiş. Ve alleme Ademel esma-i külleha. Öğretildi diyor. Demek ki Allah insana muallimlik yapıyor. Muallimlik yapıyor. Şimdi arkadaşlar o esmanın cilve cemal nakış vücudu haricisini bırakıyoruz. Burada geçen o kullanılmıyor çünkü. Üç tane şey kullanıyor. Bir, nevi beşere camiyet istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum. İstidada Risale-i Nur'da üç tane kullanılıyor. Bak Osman'ım. Ulum. Evet. Ulum bak abim. Ulum. Funun. Marif. Evet. Hepsi farklı. Dur benim şey yap. Onları da var zaten bu resim. Benim resmim. Ha. Bak şimdi hepsini göreyim. Bir daha. Ulum. Bunlar hepsi ne kadar farklı külliyatlar. Lugatta aynı. Ulum. Funun. Marif. Ulum nedir? İnsan camiyeti istidat cihetiyle talim olunmak, istidadın yaratılmasının ulumla, uluma muhatap olmuş. O ulum, istidat, ulumu da anlatacak. İki, kainatın envana muhit pek çok fununla donatılmış. Halik'ın şunat ve efsafına. Bu şunat derken şunat-ı zatiye değil, efal anlamında. Efaldeki. Zatın şunat ve efsafına şamil, marifin talimidir. O zaman sevgili kardeşim, talim esma demek, talim-i esma, talim-i esma ne demek? Ulum, tencereyi getir. Evet. Tencerenin içine ulumu koy. Benim resmi geç. Evet. Karış. Ulumu koy. Tencerenin içine fununu koy. Marifi koy. Karıştır. Cemi talim esmadır. Yani beşeriyetin yaratılmasının dışında. Şimdi o zaman devam ediyorum. İnsanın istidadına ulum kullanılır. Kainatın envana pek çok funun kullanılıyor. Cenab-ı Hakk'ın şunat ve efsafı için marif kullanılıyor. Bu üçü bir araya gelirse, semavat ve arz ve dağlara karşı emaneti kübrayı hamd davasına bir ruçhanet vermiş. Emaneti kübra alarak insan dağlara, arza, dağlara rüçhaniyet kesbetmiş. Neyle kesbetmiş? Talim-i esma ile kesbetmiş. Talim-i esma neymiş? Ulum, funun, marifin cemiyidir. İnsanı bak nereye taşıyacak. Peki, semavat neydi? Ruh. Küre-i arz neydi? Kalp. Dağlar, dima, akıl. Şimdi bu üçü cem edilince talim esma oluyor. O zaman insanı imtiyazlı kılan
istidadın yaratılması. Mesela bugün bir tanesini yazmıştım. Diyelim ki bir hayvan düşünün. Sığır veya köpek. Açtır. Ona nasıl bir şey yapacaksın ki aç olduğu halde yiyemesin? Bu insana mahsustur. İhtiyacı olduğu halde reddetmesi, bilerek kendi ihtiyarıyla reddetmesi. Oruçu anlattım ona. Yani insan insana layıktırlar diyor. İnsan ismine diyor, hani buna muhalefet eden insan değil diyor ya. Ha şimdi niye aç olduğu halde hayır diyebiliyor? Bu yegane mahluk insan. Şimdi camiyeti istidadın kabiliyetine dönmesi için ulum ruha bakıyor. Kainatın envana muhit funun bu kalbe bakıyor. Halik'in efsaf ve şuunat ve efsafını akla bakıyor. Bu üçünün bütünlüğüyle ancak emaneti insan hamd edebilir ve melaikelere, insana ruçaniyetine vesile oluyor. İnsan bu üçünden arzın bir halife-i manevisi olduğunu ve ulum ve funun marifin cemül ceminden de talim-i esma oluyor. İşte demek ki insanın istidadı, ondan sonra kainata muhit fununu, kabiliyeti, buna kabiliyet deniliyor. Cenab-ı Hakk'ı akılla şuunatını ve efalini talim etmesinde insan aklı ile, yani ruhu, kalbi, aklı imtizaç ettirdiği kadar talim-i esmaya muhatap oluyor ve meleklere ruçaniyet ve emaneti ham ediyor. Hamlı lügatını yüklenme, kamal olmak, taşımak. Şimdi bir şey söyleyeyim. Muhiddin Arabi diyor ki, bir şey anlatacağım size. Biraz şey yapın. Muhiddin Arabici olsun. Diyor ki, evlat, çocuk babanın sırrıdır diyor. Biz de diyor, biz birisinin sırrıyız, tövbe. Bir daha. Yaslanın ve onun ne demek istediğini anlayın. Bir insan düşünün, babasınız. Annesiniz bak. Aklı, fikri, hissiyatı, meyli, beşeriyeti vesaire vesaire. Bunu evlat olarak gözüküyor. Evlat. Toparlanın. Evlat. O zaman diyor ki Muhiddin Arabi, evlat babanın sırrıdır. Gizliliklerini ayan eder. Ey insan, emaneti hamleden, halife-i arz olan zat sen, ey insan. Sen de birisinin sırrısın. Sır. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet. Şimdi Adem Aleyhisselam'a icmali öğretilmiş, talim-i esma icmali olarak öğretilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tafsilli olarak öğretilmiş diyor ya. Biz o zaman burada icmali olarak Hazreti Adem'e öğretilenle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretilen arasında bir şey düşünsek, nereye koyacağız abi bu tasnifi? Bu dedim ki derste, yani biraz önce, ruhu, kalbi, aklı imtizaç ettirmek kadar talim-i esma oluyor. İcmalisi neyi kastediyor? O zaman sadece akılda mı, sadece ruhda mı, sadece kalpte mi olmuş Hazreti Adem'in? Hepsinde var. Üçünde de? Var tabii. Seviyede. Sende de var. Mesela istidatlarını ulum, İnkişaf ettirme nispetinde Allah o ulumla olur. İstidatların inkişafı. İstidat. Dikkat edersen oruç da üç tanedir. Oruç, sam, siyam. Evet, tamam, bak şimdi. Ruhtaki istidatların inkişafı ulum ile. Kalpteki kainata taalluk eden haritadaki
Onunla o kabiliyetlerin inkişafı funun ile. Ondan sonra yani esmaları. Akıl da marifle abi. Evet, Allah'ın şuunat ve efsafını da akılla. Ne kadar buna mazar olursan talimi esmaya olmuş oluyorsun. Yani ham oluyorsun. Onu taşıyorsun, emaneti taşıyorsun. Onunla tanımlanırsan o sırrı, babanın sırrı evlat ise biz de talib-i esmanın sırrıyız. Yani hamal olmak ta şeye kadar da götürüyor. Hamile kalmak. Tamam. Şimdi ne doğacak abi, çocuk kim? Sana çocuk kim peki, sen söyle. Efendim? Çocuk kim? İsa. Hristiyanlar burada mı aldanmış? Hristiyanlar burada mı aldanmışlar o zaman? Bu tam burada aldanmış. O zaman baba, oğul, kutsal ruh dediği bunların. Mesela o zaman Meryem arıza denk geliyor. Kalp. Değil mi? Ondan sonra baba mesela diyelim ki oğul. Neye denk geliyor o zaman? Yapabilir miyiz ki öyle bir şey? Bir daha söyler misin? Şimdi baba, oğul, kutsal ruh diyorlar ya abi. Şimdi bunlar o zaman biz ruh diye istidatlara demiştik. Yani ulum noktasını, ondan sonra kalp diye fünuna demiştik. Bu da Meryem. Marif de akıl olarak mı diyeceğiz? Ya da nasıl bir tasnif yapabiliriz? Üçüyle. Bunlar demek ki üçüne ayırmışlar. Ben şimdi o detayı herkes kendi istidat ve kabiliyetine göre yapsın. Ben bu o bizim o tefekkürlerimizi çoğaltır. Benim gayem şu. Sarhatla oynamamak, temeli oluşturmak, üzerine sen o daları istediğin gibi boyarsın. Yani burada ruh şeye koyabilirsin, Ruhul Kudüs, Meyremi koyarsın, kalbe mukabil, kadın kalbi, kalp, akıl da zaten insanın doğumudur. Bu kolunabilir. Ama buradaki güzel bir taraf bu akşamki şeyimiz, talim-i esmanın, ulum, funun, marifin, cemül cemin olduğunu, sureti ise insanın yaratılışı, yani cil ve cemal nakış sanatın bütünlüğünden beşeriyetimizin olması. Yani beşeriyet derken tövbe, insan olmak, tabii bu beşeriyetine de takılmış. Şimdi burada toparlarsak, Cenab-ı Hak muallimlik yapmış. Muallimlik o kadar mühim ki, ondan sonra bu Allah ilk yaptığı talimi esma olmuş. Talimi esmanın içeriği burada ortaya çıktı. İçeriği. Talim-i Esma ve emaneti bir hakkın alması ve meleklere ruçhanet kesbetmesi bu Talim-i Esma olduğunu, ama ona bir numune olarak Adem'i göstererek bir hadise cüziye ile külli bir kaidenin ucunu bize gösteriyor. Ve aynı zamanda 246 sözlerde bak gözüm orada şeydir. Ervah habiseleri de koymuş. Mesela insan mutlu ve huzurlu olurken aynı zamanda huzursuz olmasının da bir sebebi insanın camiyetinden kaynaklanıyor. Yani insan Allah'ın dışında var olmuş, vücuda çıkmış, her şeyin hulasası olduğunda şeytan da var, ervah habisi var, onlar da aktif oluyor. Korku da onlardan bir tanesidir. Şimdi burada soracağınız başka bir şey yoksa ben öteki tarafa geçeyim. Şu kağıdı ver bana. Hasan abi. He. O şimdi Emanet-i Kübra'yı Han davasında mürşaniyet vermiş. Emanet-i Kübra illa talim-i esma aynı şey mi? Onun içinde bir parça mı? Harika. Hayır. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hakikaten hoşuma gittiği için teşekkür ederim. Emanet talim esma değil. Yani ham bu emanet bundan daha arkada.
O zaman onun içindeki talim esma, emanet-i kübranın içindeki rolü ne? Yani o fonksiyonu ne? Yani o emaneti, mesela diyelim ki insan olmak itibariyle, beşer olmak itibariyle emaneti hamletmiş olmuyor. Yani insan kainata, dağlara, semaların alamadığı bir emanet var. Yani adam insan değil ki emaneti göstersin. Ha bu talim-i esma zemindir. Talim-i esma zemindir. Peki nasıl zemindir? Bu zeminin üzerinde bu zemin üzerinde emanet ifade ediliyor. Yani bu zemindir Osman. Emaneti, emanet o ene bunların da arkasında. Dedim yani, ya. Şimdi, o zaman bu talim-i esma ile enesini fark ediyor gibi. Emaneti anlıyor, fark ediyor, hamlediyor gibi. Yani ulum, funun, marifle emaneti anlıyor yani. O zaman hamlediyor. O zaman ona hamal oluyor, hamile oluyor. Onu tanımlıyor. Onunla dönleniyor. Onunla anlam kazanıyor. Yani emaneti, talim-i esma cihetiyle emaneti anlıyorsun. Ama bu emanetin bir zemini, yani hangi vasıf ve sıfatlarımızla emaneti ifade edeceğiz? Oydu bu gaye. Orada şimdi üç tane şey var ya abi, üçlü. Ulum ve funun var. Biri insan, biri kainat, biri Halık. Yani üçlü evet. Cem etme hali gibi yani. Zaten öyle bak. Ne bir beşer? Kainat ve Halik. İlk önce ne yapacak insan? Bir de bu talim esma eğitim, öğretmenlik yaptı ya. Ey öğretmenler, ilk önce şeyi yapacaksın. Kendini tanıyacaksın. Bir. Evet. Sonra kainatı tanımlayacaksın. Kur'an'ın gözüyle. Sonra ancak Halik'i tanıyacaksın. Yani şeylerde hep daha ters yapılıyor ya. Şimdi ilk önce böyle ilim öğretiliyor. Bilmem ne yapılıyor ama adam kendi bilmiyor. İlk önce Nevi Beşer'e, Nevi Beşer camiyeti istidat verilmiş kişiye kaliteli olduğunu anlatacaksın. Sen kainatın ağacın bir sürecinin sonucu değilsin. Sen kimsin dendiği zaman beşer, yani insan Nevi Beşer'i anlatacaksın. Sonra sana ne verilmiş şu kainatta, şu kainat sana verilmiş. Sonra onunla kendinle kainatı anlamlandırıp Halik'in şuunat ve efsafını marif edeceksin. Yani burada niye buna vardım? Vaallim Adem'e, yani isimler öğretilmiş, Allah muallimlik yapmışsa hangi yöntemi kullanmış? İlk önce kendisini tanıtmış. Sonra bütün kainatı ona tanıtmış. Tamam. Sonra kendisini anlatmış. Bak, böylesin, böyle bir yerdesin, sen kimsin? Neredesin? Necisin, vazifen ne? Sonra o iki zemin üzerinde Halik'in kendisini anlatmış. Ama şimdi bu üçünü, abi üçünü de kainatı, kendindeki istidadı, buradaki ulumu ve Halik'in efsaf şunatını anlamadan emaneti hamletmiş olmuyor. Yani bu emanet öyle ezber oluyor. Yani hakikaten emanet almışız falan. Yani böyle biz üstünüz, biz benim babam senin babandan üstün ve gibi oluyor, böyle değil. Talim-i esma. Ben anladığımı söyleyeyim mi abi? Yani siz anlatırken anladığımı daha önceden tefekkür etmedim. Allah alem sizin anlattığınızdan benim anladım. İnsan olan herkes, yani kafir, Müslüman, herkes noktasında Cenab-ı Hak insan olarak yaratmışsa bu kişi zaten emaneti hamlederek geliyor. Talim esma ise hamledilen emanetin doğumu gibi anladım. Eğer talim esma oluyorsa doğum gerçekleşiyor, olmuyorsa gerçekleşmiyor gibi. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Yani şimdi bir kere temelde insan yaratılmışsın. İnsan. Ama bu buluğ çağına kadar vesaire. İnsan yaratıldın. Ama çocuk emanet verildiğini bilmiyor. Bilmiyor.
Şimdi insan bu emaneti anlamlandıracak. Yani fark edecek. Bu emaneti nasıl fark edecek İrfan? Talim-i Esma ile bizde yapılan donanımla bir, ulum ile, funun ile, marif ile emaneti fark edecek. Ve doğum olacak. Evet, doğum olacak. Yani burada ben lügattan ayrı bir şey söyleyeyim ama bugün çalışıyorum. Ham, yükleme, kamalama. Anneye de öyle deniliyor. Sonra bir şeyime baktım. Fususu, ikemine lubulup vardı. Dedim ya bir telefonu bir bakayım dedim. Muhiddin Arabi diyor ki, çok tuhaf. Muhiddin Arabi diyor ki, çocuk diyor babanın sırrıdır. Çünkü fikriyatı, hissiyatı, ruhiyatı, nesebi, geçmişi taşıyor ya. Ha, insan da zatın, zat-ı zülcelalin sırrıdır. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın hadisi kutsisi var. Yani peki babayı niye kullanıyor? Babadan çocuk doğmuyor. Çocuk anadan doğuyor. Babanın sırrını taşıyor. Babadan doğum olmuyor. Babanın sırrını taşır. Çünkü çocuk babanın sırrıdır. Ha, biz de emaneti nasıl fark edeceksin kardeşim? Ben böyle bir emanet var bende. İstidadını ulum ile, kabiliyetlerini funun ile, aklını marif ile inkişaf ettirme nispetinde bu insan talim-i esmanı içinden doğuyor. Hasan abi, konuyu dağıtacaksa cevap vermeyin abi. Veya dağıtmayacaksa bir şey soracağım. Talim-i esmanın bir veçi, şey, emanetin bir veçi ene diyebiliyoruz. Peki diğer veçiyle alakalı bir ekmek yürümünüz, bir tespitiniz var mı? Ha, ule var. Çalıştım diğer ulemalar ne demiş diye. Emanetin bir veçi şudur demiş. Bir tane bir başka bir alim, normal değil tabii asıl imamlarından. Mesela Kur'an demiş. İnsanın şeyi ikizi. Başka bir tanesi kainatın yaratılışının insanda cem olmasıdır, haritasıdır demiş. Başka bir tane zat ruhtur demiş. Çünkü ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Ustad hepsinin arkasına geçerek benim ruhum da diyen o şeye de benzemez, ruha da benzemez. Ruha da cihaz diyor. Yani mahluktur. Evet, kanundur asli itibariyle ama zihayattır, zihşurdur, kanun emri, vücudu harici takılarak bir mahluk, kudret taluk etmiş. Ama insan benim sırrımdır, ben de insanın bunun daha arkasında, yani ruhun, kısaca ruhun daha arkasında ene. Bu eneyi kim almış? Sır. Bu talim-i esma insanda, yani bu mertebelerden, yani doğmak için insanın böyle bir camiyeti olduğunu, buralardan doğum olabilmesi için, doğması için talim-i esma olması gerekiyor. Talim-i esma da istidat, kabiliyet, dima. İstidadını ulumla, kabiliyetlerini funun ile, dimanı da marif ile. Yani istidatlarını insan kendisini tanıyarak, insan kabiliyetlerini kainatı, mevcudatını mektup gibi okuyarak, insan dimanı, marifini, Halik'ın efsaf ve şunatını kendisi, kendi fiille, şunatı ile mukayese ederek bunu muhatap oluyor. Bunu ortaya çıkarabiliyor. Asır çok acayip bir cerveze asrı abi. Yani hani üç tane talim-i esma bu üçüyle oluyor ya anlattığımız. Yani öyle bir şey ki insanlara 20-25 yaşlarına kadar bizlere verilen şeyler, marif diye verilen şeyler
Yani bununla hiç alakası yok. Niye? Hani işte bu dağlara, semavate ve arza bir üçhaniyet manası var ya güya işte bizim. Yani biz semavattan korkuyoruz, arzdan korkuyoruz. Ondan sonra dağlardan işte güya onlara muhtaçmış gibi. Yani inanılmaz bir şekilde cerveze ile bu asırda insanların ömürleri tüketilmiş bir şekilde abi. Yani böyle suyu sıkılmış bırakılmış gibi ya hiç. Yani burada bir marif navana ne var da yani Allah aşkına. Burada abi baktığımızda hani hep bahsediyorsunuz ya tembellik, temperverlik, vazifedarlık. Ben şöyle anlıyorum bu anlattıklarınızdan. 25 yaşına geldin sen, artık gençliğin kaldı bir 10 sene, 15 sene. Al şu parayı, sesini çıkarma. Ben bunları kandırmaya devam edeceğim. Yani öyle bir avlamış ki, çünkü baktığınızda yani insanlara teklif edilen, kabiliyetli bir şeyler yapabilecek olan insanlara tembellikle, temperverlikle, vazifedarlıkla vesaire vesaire kandırılmaktan ibaret. Bu boyuttan baktığım zaman abi ahir zaman acayip dehşetli gözüküyor yani. Ona demiş ki sus, diğerlerini de kandıracağım, al şu 10 bin lirayı. Öbürünün kafası daha çok çalışıyor, hem o parasını vermiş hem zamanını çok almış ondan. Hiç marifet namına bir şey yok, çürüyüp gitmişiz ya. Marifet. Şimdi konuyu değiştiriyorum. Bu arada bundan, bu hep o değildi. Geçiyorum ben size, sayfayı söyleyeceğim. Hasan abi, genel ulum, fünun ve marif ifadeler oldukça aslında şey, derinliği olan ifadeler, yani çok arkası olan şey. Çok güzel, doğru. Yani değinip geçtik gibi ben kabul ediyorum. Fün, yani ulum, nedir? Bir dakika, ulum, ulum nedir konuşmadık ki hiç. Nedir? Bilmiyoruz onu. Yani bu derste bilmiyoruz. Biz neyi konuştuk? Talimi esma karpuzunu kestik, içinde ne var dedik. O kadar. Ama talimi esmayı şöyle biliyorduk. Sureti var ya, esmaların, her esmanın cilve, yani şu Allah taşa tencereyi getirmiş, bütün esmalarını koymuş, karıştırmış. Halakanın insanı insan salin kel fahhar ve halakal cehennem min marici minnar. Tamam, karıştırmış. Ne olmuş? Beşeri daha takılmamış. Bütün esmalar hulasa, macun olmuş. Ondan sonra o nedir o? Adem. Adem demek insan değil ya. Vücut, varlık. Varlık, varlık. Adem. Sonra ona secde edilmesini istemiş. Secde edilmesini. Çünkü orada beşeriyet yok. İnsan var. İnsan. Beşeri insanlık makamına çıkarıyor peygamberler. Sonra kürs takılınca nefis takılmış. Tamam. Biz kendimizi tanımıyoruz ki. Yani şu talim esma, ben bugün çok heyecanlandım. Ya bu Allah'ın ilk yaptığı iş tövbe, yani yarattıktan sonra muallimlik yapmış. Muallime Adem esma külleha. İsimleri öğretti yani. Allah Allah. Onun için talebi ulum sıfatıyla ölmenin üstünde bir makam var. Peygamberlik var. O peygamber bile bir ismin, Kadir isminin ism-i azamına mazhar olan İsa Aleyhisselam, Muhammed ümmetinden olmak istemiş. Sebebi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her ismin mertebi azamına ve ismi azamlara mazhar olduğundan dolayı ona mazariyet, ondan sirayet almak. Çünkü peygamber olarak gelecek değil, ümmet gelecek ama ruhu peygamber. Peygamberimizden dolayı elbette ki hissesi fazla olacak. Şimdi biz ise o peygamberlik makamıyla ümmet olmuş. Biz hiçlik ile, ustadımız bak ne koymuş. Aç, fakr, noksan, kusur. Kusur bu ayna ile bunlarla. Şimdi düşün, bu talebi ulum işte. Cenab-ı Hak, Allah-u Alem, benim anladığım, bunları istiyor. Kendini tanımak, muhatap ilahi olabilmen için bu ilimleri, evet 500 defa abdestin farzını öğrensen de aynı, bir defa da öğret. İnsan inkişaf edecek. Osman, dedin ki sen, biz talim-i esmayı ama ulum ve funun bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Biz yani talim-i esma
beşeriyeti mi yarattı? İnsan oldum. Tamam da eneyi nasıl göstereceğim? İnsanım. Bu eneyi nasıl açacağım böyle karpuz gibi? Nasıl içini açacağım? Bir, kendini ulum ile, kainatı funun ile, dimanı marif ile, inbisat ve inkişaf ettirerek eneyi fark edeceksin. Talim-i esmadan doğacaksın farkındalığın kadar. Çünkü sen hamilesin. Ona hamilesin. İnsanem insan salin kel fahar. İşte insanın yaratılmasının üç aşamasından bahsediyorsunuz abi. Evet. Çok acayip yani bu külliyat tuhaf tabii. Her geçen gün daha benden uzaklaşıyor, daha ötelerde görüyor. Ne güzel biliyor. Ham davasında rüçhaniyet vermiş diyor. Yani melaike de hamletmiş bir şeyler ama rüçhaniyetimiz var bizim. Evet. Yani ham davasında rüçhaniyet var bizde. İlginç yani. Yani melaike veyahut da esmayı talim etmek bu hakimdir, bu rahimdir. Bu rezzaktır değil tabii. Yani hani oradan ne kadar çıkacağız, nereye varmamız lazım? İşte onları böyle ihata etmek istiyor insan şu an ama yani şimdi bu şey de muhtemelen. Bir not almıştım. Bakayım 27. defter oradan getirebilirsen. Yani bak şimdi şuhut var ya şuhut. Evet. Şahit olmak. Nereye şahit oluyorsun dedim. Bunları yaptık. Şuhut ehli oluyor. Şuhut nedir? Üstünü kaldırmaktır. Tamam mı? Üstünü kaldırıyoruz. Zihinde... Sureti mi kaldırmak? He? Evet. Yani şuhut sevgili kardeşim. Buradan okuyayım da göstereyim dur. Bugünkü... Ondan sonra o kadar acayip beynim şey olmuş ki bugün şey olmasın ama... şey olmuşum, düşmüşüm. Bugün kadar herhalde şey yapmam. Bak, keşf. Ha, şuhut değil. Keşf. Keşf neymiş? Üzerindeki örtüyü kaldırmakmış. Şuur, irfanın sahası. İrfanım orada mısın? Şuur. Buradayım abi. Ha, o zaman şuuru bir dinle bu makamda. Genel bir ayna değil. Şuur duyularla yani 7 tane yani şu anda bilinen 5 7 tane duyularla içeriye alınanların içeride harmanlanıp yaratılış asıllarımızla karıştırılarak ortaya çıkan bir halettir şuhur. Devam ediyor şuhur. Dışarıdan alınanların içeride karşılıklarını bulmazsa boş. Bir daha. Dışarıdan alınanların içeride karşılıkları bulunamazsa boş. İçeridekilerin ama inkişaf etmiş tasavvufta böyle coşmuş. İçeride coşmuş. Fakat dışarıda karşılıklar yoksa bunlara da kör denilir. Abi ben de böyle düşünüyorum da bu kadar beciz ifade etmek herhalde. Estağfurullah. Bir daha yapayım. Keşf üzerindeki örtüyü kaldırmaktır. Şuur duyularla içeriye alınanların İçeride harmanlanıp asıllarımızla karıştırılarak ortaya çıkan bir halettir. Dışarıdan alınanların içeride karşılıklarını bulamazsan boş,
Ama işte tasavvufla vesairelerle coşmuş, işte böyle dinamikler aktif. Fakat dışarıda karşılıkları yoksa buna da kör denilir. Hak nedir? Hak diye merak şey yaptım, karşıma çıktı. Hak, tüm hareketleri, Cenab-ı Hak var ya, Cenab-ı Hak demek oradaki Cenab-ı Hak, bütün esma hareketlidir. Hareketi kaldır esmada yoktur. Çok tuhaf bu iddia bu. Hareket, bu bizim hareket değil ya. Devamlı tılsım sır, yani hep böyle inkılaplar var. Hak, tüm hareketli, aktif ve eylemde olan isimlerin cemine deniliyor. Tüm hareketli, aktif, Esma-i Hüsna, Esma-i İlahi, Esma-i Rabbaniye, aktif olan esmalarının bütünlüğüne deniliyor. Yani Cenab-ı Hak aktif olan, öyle bir esma var ki Allah'ın zatındadır. Alem-i Şehadet'e, kainata çıkmamış. Kainata yok yani. Varlık düzeyinde hissesi olan esmaların bütünlüğüne hak deniliyor. Şimdi üç tane şahsiyet var ya insanda. Beşeriyet, ubudiyet, vazifedarlık. Onu fakirlik anlatıyormuş, fakirlik. Fakirlik neymiş bak. Osmanlıca'da yazılışı şu. F, kaf, R, fakr. Şimdi F'yi anlatıyor. Biraz harfa girdim, tamam mı böyle? Harfi okudum, F'yi okudum, gittim. Muhyiddin Arabi'den baktım, teneffüs olsun. Ya İmam Ali'nin torunum, Zeynel Abidin, o teki Zeynel Abidin bilgisi de var. Mesela F harften hoşunuza gidecek, hep teneffüs ettireyim diye. F, ubudiyetimizi. Kaf, taatımızı. Ra, uyubu nefsi. Yani kusurumuzu görmeye. Ubudiyet, taat, kusurunu görmek. Ats, fark, noksan. Devrut edince fakir oluyoruz. Lugat değil Osman. Ondan sonra şimdi geçelim gene. Öteki sayfaya geçelim. Osman dediği gibi kardeş, ulum funun marifi çözmüş değiliz. Ama biz talimi esmanın da doğacağız. Doğan doğurur. Ve baba oğul babanın sırrını taşıdığı gibi biz de talimi esmanın sırrını taşıyoruz. Geçiyorum öteki sayfaya. Demiş ki Zübeyir abi, ilim arttıkça kendinden uzaklaşıyorsan yaşasın cehalet. Taşıyan kim? Doğrulan kim? Durum hepten iyi değil. Ondan sonra da sayfa değiştirelim. Güzel iş vallahi. Bir saat mi olmuş? Esbanallah. Bir saat olmuş. Tamam ama da... Yani geçilmez gibi ama 12-10 inşallah. Yapma ya. Yani girmeyelim. Bilirseniz bizim partiden. Dur bakalım. Bir ufak bir şey de okusak olmaz mı ya? Olur abi. He? Olur abi. Biraz programdan dolayı şey oldu yani. Yani o zaman ufak bir yer bulayım. Dur. Ufak bir yer bulsun. Gafur abi söyleyin ufak yerde. Tamam, şimdi o zaman ben ufak bir yeri bulayım da, tamam. Ondan sonra keseceğim. Yani seçtim. 215 defterin sayfası. Bir bulun. Veya burada kalsın. Talim esma tadında kalsın. Ne okuyacaksınız abi? Mektubat 119 şunu okuyacaktım. Şimdi cüziyatta ve misallerde sui fehimden gelen şüphelerle
O metin sakf-ı muallaya sebatsız ve kabil-i sükut göstermek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Yani buradan mana mı çıkar ki bunu koymuşsun Hasan diyeceksiniz. Vardır bir şey. Çok acayip. Yarıda kalmasın diye. Şimdi o zaman ben bir düz okuyayım. Düz okuyayım. Fehim, bir daha okuyayım bir daha metni. Şimdi cüziyatta ve misallerde suyu fehimden gelen. Fehim neydi? Süzgeçti, hatırladınız. Suyu fehminden gelen, demek ki şüphe nereden geliyormuş? Şüphelerle o metin sakf-ı muallayı sebatsız ve kabili sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Şimdi fehim süzgeçti daha önceki derslerimizde. Serbest bölgedekini ve aklın içeriklerinin birbirlerine ilişki ve çelişkilerini ve vicdana, kalbe ve ruha aktarımda çok ciddi süzgeç işlevi var. Fehmin. Bir de okuyayım. Fehim süzgeçti. Ne demek? Serbest bölgedekileri ve aklın içeriklerini birbirleriyle ilişki ve çelişkilerini vicdana, kalbe ve ruha aktarımda çok ciddi işlevi olan bir sistemdir fehim. Eğer bu iyi işlem yapmasa, yani sui fehim olursa, şüpheler tevellüt eder. Şüphelerin kaynağı bu. Yani şüphe fehimi işlememesinden kaynaklanıyor. Şüphelerle bir şeyin değeri düşmez. Şüphe çok kaliteli bir şeydir İrfan. Şüphe Allah yaratmasından hamd ediyorum. Şüphe neymiş? Şüphe aynı zamanda doğrunun sağlamasıdır. Yani benim resim şeyi. Doğrunun çeşitli vecihlerle kuvvetlendirilmesi için bir çalışan sistemdir şüphe. Şüphe o kadar lazım ki. Şüphe bir daha. Şüphe aynı zamanda doğrunun sağlamasıdır. Yani doğrunun çeşitli vecihlerle kuvvetlendirilmesidir. Tıpkı vesvesenin tahariye dairdir. Teyakkuza sebeptir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytı atar, tehevvünü def eder olduğu gibi. Bu şüphe ile sakf-ı muallaya, ne demek? Bütün akılların toplamından senin şüphen mi galip tutuyorsun? Yani bütün akılların toplamından daha üstün bir zatın bir yapısı var, sistemi var. Peygamber aleyhisselam. Ondan sen şüphe yapıyorsun. Değeri düşebilir mi? Mümkün mü? Peki o zaman nedir? Şüphe aynı zamanda seni batıramayan, senin eksikliğini sana gösteren denizin dalgalarına benzer. Şüphe uçakların kalitesini yükseltmeye yardım eden türbülanslara benzer. Şüphe olmadığı için Adem Aleyhisselam cennette şeytanın yalanına aldandı. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın aleminde şüphe ve yalan olmadığı için şeytanın sözünü sorgulamadı ve yeryüzüne inmesine vesile oldu. Onun için doğrunun doğruluğunun kamçısıdır şüphe. Şüphe, fehim doğruyu yanlıştan, kesini zandan ayıramamış. Bak, fehim doğruyu yanlıştan, kesini zandan ayıramamış. Şüphe gelmiyorsa doğrularından şüphe et. Ey vesveseli kardeşim,
abdestinden şundan bundan şüphe geliyor. Büyük nimettir. Çünkü şeytanın vesvesesi o amelin doğru olduğunun kesinidir diyor. Hani Allah Resulü demiş ya, boş eve hırsız girmez. Şimdi şüphe gelmiyorsa doğrularından şüphe et. Çünkü şeytan musallat olmamış demektir. Şüpheden şüphe edersen, vesveseden vesvese edersen, zandan zannedersen, vehimlerden, vehimden vehmedersen hakikati bulursun. Şüpheden şüphe edersen, yani ona doğrularından eminlik veren diye bakmasan, şüpheye doğrularından emin misin diyorlar sana. Yani tabii canım, sen yatsıyı mı kılacaksın? Sen yatsıyı mı kılacaksın akşamımı? Evet, yatsıyı kılacağım. Doğrularından eminlik sana veriyor şüphe. Bak, şüpheden şüphe edersen, vesveseden vesvese edersen, vehimden vehmedersen, korkudan korkarsan, doğrularına eminlik veren diye bakmasan, şüphe işte bu, eminlik sana veriyor, o zaman zararlı. Her şeyin iki yönü olduğu gibi, işte şüpheden şüphe etmemek bir, şüpheden şüphe etmemek bir, akılsızlık, aklı devre dışı yapmaktır, akılsızlığın sebebiymiş. Şüpheden şüphe edeceksin, vesveselerden vesvese edeceksin. Zanı da zan edeceksin. Ustadımızın tabiriyle adavet sıfatı adavete layıktır. Şüpheden şüphe edeceksin. Şüphe doğrularımızın doğruluğunun sağlamasıdır. Burada fehim bitti. Fehim süzgeci iyi çalışmasa suyu fehim oluyor. Bu sefer şüphe çıkıyor. Şüphenin kaynağı fehim çalışmayınca suyu fehim oluyor. Peki fehim neydi? Toparlıyorum. Serbest bölge. Akıl. Bu içeriklerinin serbest bölge ve aklın içeriklerini vicdana, kalbe, ruha aktarım sistemidir. Oradan geçiyor. Eğer o iyi çalışmasa şüphe tevellüt ediyor. Şüphe de gene şer değildir. Büyük nimettir. Adem Aleyhisselam, hani hatırlarsınız, vesvese tutmayınca kalbe şüpheden şetme döner. Şetimden sonra şüpheye dönüyor. Şeytan vesveseyi kalbe atar, kabul etmeyince şetim nerede oluyor biliyor musunuz? Zihinde oluyor. Sonra dimağa gelince şüphe oluyor. Öyle mi? Evet. Zihin. Zihin vesveseye şey oluyor ya, düçar oluyor ya. Şimdi akılsızlık sebeplerinden bir tanesi de şüpheden şüphe etmemek. Tamam. Bu gece de bu kadar. Talim Esma'yı öğrendik. Fehmin çok ciddi olduğunu, şüphe de nimet olduğunu, insana has olduğunu, iyi ki şüphe var. Doktorum sağlaman olmaz. 7, 5 ne yapar? 7, 5, 12. Sağlaması nasıldır bunun? Nasıl anlarız İrfan? Toplamanın sağlaması neydi? Çıkarma. Çıkarma, ters çalışıyor. İşlerini tersine çevirirsen sağlam olur abi. Acaba demek ona ciddi müşteri olduğunu şey yapıyor. Şimdi en azından bu korona meselesinde hepimiz farklı yerlerde, farklı memleketlerde ama bizi bir araya getirmeye vesile oldu. Allah'a hamdolsun. En azından üzerimizdeki kurtları. Ben bu dersi, bu evlerdeki canlı yayını ile bir şeyi talim etmek, bir şeyi
şey yapmak, böyle yeni bir şey öğrenmek değil de bu sisli, puslu havayı sever kurtlar. Bu korku pompalanıyor. Koronadan daha büyük bir virüs salgılanıyor. Gayet odur. Korku insanın kuvve-i kutsiyesini, kuvve-i manevisini, teslim, tevekkül, itimat ve kanaatine zarar veriyor. Maalesef bizim arkadaşlar da iyi bir şeymiş gibi yakalandım. Şimdi şuydu, ben o 4 gün neler, 8 gün neler çektiğimi bir bilseniz. Bunlar yanlıştır kardeş. Bunlar korku salan kişilerin ekmeğine yağ sürmektir. Menfi anlatılmaz kardeşim. Menfi anlatılmıyor. Anlatılmaması lazım. Tamam, geçti bitti işte. Daha işte yok 40 gün kafamı yastığa koyamadım. Şuydu. Tamam, söylersin. Kardeşim, korkuya pompalamayın. Zaten bu zındıklar yapıyor. Korku şuunat-ı zatiyenin, yani şuunat-ı diyeyim, insanın hucumat-ı sitler var ya, insanın en zayıf noktası 6 tane, onunla gemliyorlar at gibi. Onunla seni sağa sol at yapıyorlar, sana biniyorlar. En temelinde hubuca. İmam-ı Rabbani diyor ki en son çıkacak suyu ahlak. En son insanın evliya veya kamil olmasına mani olan bir şeydir o. Huydur o. En dipte hubuca. Çık yukarıya. Havf. Ha? Kardeşim, hepimiz yakalanabiliriz, hepimiz öleceğiz zaten ya. Ama ölmeden öldürüp, ya siz niye mi çanak tutuyorsunuz bunlara? Şu oldu, bu oldu. Onun için mesela WhatsApp gruplarımızda menfi anlatınca arkadan ikaz ediyorum. Bazen de atıyorum öyle. Menfiye muhatap şey yapmayacaksın çünkü zaten yetiyor. Fehim de niçin anlattım? Serbest bölge ve akıldaki ilişki ve çelişkileri ondan sonra harmanlanmış o. Vicdana, kalbe ve ruha aktarımda şey yapıyor, ciddi vazife yapıyor. Ama bu fehim iyi çalışmasa, ki ona sui fehim diyor, o zaman dima ile vicdan, kalp ve ruh üçü kopuk oluyor. Ama fehimden tabi izanla gidiyor. O yollardan bahsetmiyoruz. Fehim süzgeçtir. Bunu deyin, bunu demeyin. Bu korkudur. Bunu yay, bunu yayma. Dediğin doğru olabilir ama olsun. Niçin ustad haberlere girmeyin diyor? İnsanın kuvve-i kutsiyesine zarar veriyor. 220 Kastamonu'da diyor ki insanın iktidarının haricindeki hadiselere bak, insana yeis atıyor. Allah'ın merhameti, inayeti, rahmeti, adaleti noktasına bakınız. Şöyleydi böyle. Ya bırak işte, bunlarla meşgul olmayın. İşinize bakın. Allah'ın işi ne yapıyorsa onu, gerekiyorsa onu yapacak. Ne yapalım? Bizim vazifemiz bu derslere muhatap olmak. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Semavi, arzi, maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytanlar içerisinde muhafaza eylesin. Allah birbirimizden imtihan etmesin. Evladınız da, oğlunuz da, çocuğunuz da, eşiniz de, akrabayı, taallukatlarınız da Allah imtihan etmesin. Edecekse, adet ilahisi varsa suhulet nasip eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Hizmet imane Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Amin. Allah razı olsun. Amin. Bu dersimizdeki gaye, üzerimizdeki örtülmek istenen, kapatılmak istenen, birbirimizden koparılıp korku girdabına sokmak istiyorlar. Böylelikle üzerimizdeki örtüyü kırıp birbirimizde tesellici, kalbine ferahlayıcı,
birbirine ülfet ve ünsiyet edici bir kardeş diyor ya. Onu yap, bak koparıyorlar, ha çıkma falan, olma, görüşme. Bu sistemde gavurlar kullanacak hali yok ki. Bu demek ki biz de bunlarla beraberliğimizi, bütünlüğümüzü, aklımız, kalbimiz, ruhumuzu ünsiyet edici, ülfet değil, ünsiyet edici, ülfetten Allah bizi muhafaza eylesin, ünsiyetimizi artırsın. Birbirimizin kuvve-i kutsiyesine, kuvve-i maneviyesine, kuvve-i ülvesine destek vermeye vesile ediyor işte. Yani bu sistem, bu noktalarla bakıyoruz. Bu dersleri Osman dediği gibi yaptık, bir de yapılmaz değil. Bu inşallah bu meseleler bittiği zaman ulum, funun, marifi buradaki dima grubumuzda, kaliteli dima grubumuzda inşallah daha olacağını inanıyorum. Rabbime emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Bir şey diyen var mı kardeşler? Allah'a emanet olun. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.